Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ü tasi'u ve selasune min kurretil ayn. Bugün Varakat Şerh'inin Kurretul Ayn'ın 39. dersini okuyoruz. Nesk'i tarif ederken ala veçin levlahu lekane sabiten demişti. Ve kavluna levlahu ve kavluna ala veçhin levlahu lekane sabiten. Bu kavl faslun salisun. Kaçıncı fasıldır? Üçüncü fasıldır. Esabiti bi hitabin. Birinci fasıl. Bi hitabin ahire. İkinci fasıl. Ala veçin levlahu lekane sabiten. Üçüncü nedir? Üçüncü fasıldır. Tabi fasıl oldu mu bir şey çıkarmalıdır. Cinste ref'ul hükmü değil mi? Cins muarrefinin efradları da, ağyarları da ithal eder. Buradaki ref'ul hükmü sabit oluyor. He? Buradaki o zaman ref'ul hükmü oluyor. Cinsun yeşmeli neshi var. Bu gayrı kimaysi itibiyen. El-hitabu dal ala ref'il hükmü bu cinsdir. Evet. Es-sabit bil-hitabil mutakaddimi. Yani es-sabiti bil-hitabil mutakaddimi. Birinci fasıl. Evet, bir hitabın ahire, ikinci fasıl. Bir hitabın ahire burada yok. Şeyin tarifine göre, nasıktan anlaşılan neskın tarifine göre ikinci tarif almıştı orada. Tamam. Es-sabiti bir hitabil mutkadimi birinci fasıl. Bir hitabin ahire ikinci fasıl. Ala veçhin levlahu lekane sabiten üçüncü fasıl. Faslun salisun. Yahrucu bihi bununla çıkar. Ma o şey ki levla kanel hitab ma levkanel hitabu mugayyen. O şey ki orada hitab mugayyen bi gayetin. Hitab herhangi bir gayetle gayetlendirilmiş. Yani oradaki hitab o hitabdaki hüküm bir gayeyle gayetlendirilmiş. Böyle olursa biter gibisin. O gayet gelince bitiyor. Bak hüküm bitti. Raful hüküm oldu ama ala veçin levlahu lekane sabiten değil. Olmasaydı sabit değildi yine. Niye? Çünkü gayetle mugayyadır. Gayet gelince zaten bitiyor. Ev muallelen bimanen veyahut da o hitap ki bir manayla illetlendirilmiş. O illet bitince o hüküm ne oluyor? Bitiyor. O zaman levla ala veşin levlahu lekane sabiten değil. Bak bu da nesih değil. Peki bir gayetle gayetlendirilmiş. Gayet gelirse ne oluyor? O hüküm bitiyor. Bir illetle illetlendirilmiş. O illet bitince hüküm ne oluyor? Bitiyor. Peki ikinci hitabın faydası ne? İkinci hitap geliyor. Önceki hitaptaki hükmü kaldırmak içindir. Evet. Bu önceki hitaptaki hüküm zaten gayetle, illetle, gayetin gelmesiyle, illetin bitmesiyle bitiyor. İkinci hitabın faydası ne? وَسَّرَّحَ الْخِتَابُ السَّانِ İkinci hitap tesrih ediyor. Neyle? بِبُلُغُ الْغَيَةِ Ha, ikinci hitap diyor, gayete ulaşılmış, hüküm bitmiş. Bu şeye göre mugayyen bir gayetin. Tabi. Mugayyen bir gayetin olanlardadır. Olan içindir. Oradaki ikinci hitap geliyor ki birinci hitaptaki hüküm gayetine ulaşmış. Ev zevalil mana. İkinci hitap geliyor ki birinci hitaptaki illet olan mana zail olmuş, bitmiş. İkinci hitap buluğul gayet, zevalul manayı tesrih ediyor. Yoksa bir hükmü kaldırıyor. Eğer bu olmasaydı hüküm sabit kalırdı. Hayır, öyle değil. Evet. Hakikaten bu nasıl değil mi? Hani bu fe inne fasıl olarak yahrucu bihi
kurucun sıhhatinin illetidir. Gerçek bununla bu çıkıyor mu? Evet diyor. Fe inne zalike la yekunu nesren, yani yok. Bunu çıkarma çıkması sahih midir? Evet. Fe inne zalike la yekunu nesren lehum. Bu ikinci hitabın, yani fe inne zalike, bu tesrih önceki hükmün neshi olmuyor. İkinci hitap, birinci hitaptaki gayete ulaşıldı, illet zail oldu, ona delalet ediyor. Bu önceki hükmün neshidir denilmez. Hakikaten nesh değil midir? Levlahu lekanı sabiten değil mi? Hayır. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدِ الْخِتَابُ السَّانِيَ اَدَّالُ عَلَى ذَٰلِكَ. Yani buluğ gayet zevalul manaya delalet eden, eğer hitab-ı sani varid olmamış olsaydı, lem yekunil hukmu sabiten, hüküm yine sabit değildi. Hüküm yine kalmış olmuyordu. İkinci hitap hiç olmasaydı, hüküm yine sabit değildi. Niye? لِبُلُغِ الْغَايَةِ وَزَوَالِ الْعِلَّةِ. Çünkü gayete ulaşılmış. Hüküm sabit kalmaz. O hüküm bir gayeyle gayetlenmiş. Gayete varıldı. Hüküm bitti. Ve zevalin illeti. O hüküm bir illetle illetlendirilmiş. O illet ne olmuş? O illet zail olmuş. İllet ne olmuş? O gayeti ya da illetin zeval bildiren ikinci hüküm değil mi zaten? Yok. Yani onun sübutu değil mi? Bu sadece tesrih ediyor. Önceki hitaptan buluğul gayet anlaşılıyor. Zevalül hüküm anlaşılıyor. İkinci hitap geliyor, bunu tesrih ediyor. Bunu serahtan ortaya koyuyor. İkinci olsa da olmazsa da birinci hüküm bitmiş yoktur. Ondan da serahat ediyor yani özellikle. He. Onun için diyor ikinci hüküm, hitap birincideki buluğul gayet zevalül manayı tesrih ediyor. لِبُلُغُ الْغَيْتِ وَزَوَالِ الْاِلَّتِ. Şimdi misaller getirince daha da netleşiyor. Bu paragrafı bir daha okuyorum. وَقَوْلُنَ عَلَى وَشِنْ لَوْ لَهُ لَكَانَ سَابِتًا فَسْلٌ سَالِسٌ يَخْرُجُ بِمَا لَوْ كَانَ الْخِتَابُ مُغَيَّنْ بِغَيَّةٍ. Mugayyen, ferrehe babının ismin mefhulüdür. غَيَّا يُغَيِّ صَلَّا يُسَلِّ babındandır. مُسَلَّن. اَوْ مُعَلَّنًا, o da müferrehedir. اَوْ مُعَلَّلًا بِمَعْنَا. وَسَرَّحَ الْخِتَابُ السَّانِي بِبُلُغِ الْغَايَةِ اَوْ زَوَالِ الْمَعْنَى. يَخُرُجُ bu kuruş sahih midir? Evet. فَاِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَكُنْ نَسْخًا لَهُ. Niye لَا يَكُنُ? لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِيدِ الْخِتَابُ السَّانِي اَدَّالُّ عَلَى ذَٰلِكَ, yani عَلَى ذَٰلِكَ تَسْرِح, لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ سَابِتًا لِبُلُغِ الْغَايَةِ. Niye لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ سَابِتًا لِبُلُغِ الْغَايَةِ. Gayete ulaşılmış. Alâ dâlike dedi, dâlike serrahadan anlaşılır, tesrihe mi gidiyor? Tesrihe gidiyor, doğru. Misaluhu kavluhu ta'ala. Ya eyyühellezîne âmenû. Bakın. Ey iman edenler. Bu ayet, ya eyyühellezîne âmenû denildiği zaman medenidir. İzân nûdiyelli salâti min yevmil cumâti, cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman. Hangi ezan? İmam hutbeye çıkarken caminin içinde okunan ezan. Eskiden tek buydu, diğeri yoktu. Fes'av ila zikrillahi. Fes'av, koşun. Burada murat koşmak değil. Fes'av ila zikrillahi. Yani temkinli olarak, vakarlı olarak Allah'ın zikrine gidin. Allah'ın zikrinden murat nedir? Namazdır. Koşmak şart değil. Ha, namaza yetişmiyor ise, ancak koşarak yetişiyor ise, o zaman koşmak vaciptir. Ve zerul bey'e, bey'i neydi? Terk edin. Terk edin. Şimdi fetehrimul bey'i, buradaki bey'in haramlığı, mugayyen bi kadail cumadi. Bey ne zamana kadar haramdır? Cuma kada edilinceye kadar. Buradaki kadadan murat, hani bir farz zamanı geçiyor, kadaya kalıyor, bu o değil. Kada mana edadır. Cuma'nın edasıyla gayetlenmiş. Yani bey haramdır cuma kılınıncaya kadar. Tamam. Buradaki hüküm nedir? Tahrimul bey'dir. Bir gayetle gayetlendirilmiş. Kadaul cuma ile gayetlendirilmiş. Fela yukalu inne kavlehu ta'ala
فَاِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتُ فَانْتَشْرُ فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ denilmiyor bu, nasihun lil evveli. Bu birincinin neyidir? Nasihidir. Hani bakın ayet ne diyor? Namaz kılındığı zaman dağılın, Allah'ın fadlinden talep edin. Yani ticaret yapın. Bu önceki hükmü nasihidi denilmez. Zaten önceki hüküm tahrimul bey namazın kadasıyla gayetlendirilmiş. Bu da o tahrimul bey namazın kadasıyla gayetlendiğini tesrih ediyor. Bakın denilmez bu nasihun il evveliyya bel huve mubeyyun li gayeti tahrimi. Buradaki bey'en, önceki ayetteki bey'en tahrimin gayeti kadaul nedir? Kadaul cumadır. Kadaul salattır. Bittikten sonra halaldir. Bu onu tesrih etmek için gelmiş. Yoksa önceki ayetteki hükmü nesih etmiyor. Bu ayet olsa da namaz kılındıktan sonra bey halaldir, olmasa da halaldir. Bu onu tesrih ediyor. فَلَا يُقَالُ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتُ فَانْتَشْرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ اِنَّ قَوْلَهُ نَاسْخُنْ اِنَّنْ خَبَرِدِرْ نَاسْخُنْ الْاَوَلِي. Bu denilmez. Ya nedir? بَلْ هُوَ مُبَيِّنٌ لِغَايَةِ تَحْرِيمِ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Bakın diyor, karadaki hayvanların avı size haram kılınmış. Madumtum hürmen. Hürüm, ihramda olduğunuz sürece. İhramda olduğunuz sürece. Hacci, hacınız bitmediği sürece kara hayvanlarının bey'i size haramdır. Ne zamana kadar haramdır? Niçin haramdır? İhramdan dolayı. Ha, illet ihramdır. İhram biterse halal olmaz mı? Olur. Olur. O zaman la yuqalu innehu mensuhun bi kavli taala ve iza halaltum fastadu. Siz halal olunca, ihramdan çıkınca artık av yapın. Bu öncekinin nasihidir. Önceki o tahrimu saydul ber bununla nasih ediliyor, bu denilmez. Niye? Lianna tahrime li ecli ihrami. Çünkü tahrim İhram içindir. Vakıt zâle, o da ne oldu? Zâil oldu. Aha. Önceki hüküm bir illetle mağruldür. İlletin zevaliyle o hüküm ortadan kalkmış oluyor. Artık bu izah enleltün fesadı bu, o illetin zâil olduğunu ne diyor? Tesrih ediyor. Yoksa bununla önceki hüküm nesih edilmiyor. Bu da neyin misalidir? Önceki hükümün illet, bir illetle mağlul olması, ikinci hitabın o illetin zail olduğuna delalet etmesinin misalidir. Buralardaki feiza kudiyet salat ayet-i kerimesi ya da ve iza halaltum fesadu ayet-i kerimesi. Bunlar nasıhtır denilmez. Ya nedirler? Birinci feiza kudiyeti salatu tahrimul bey'en kada'u salatla mugayya olduğuna delalet ediyor. İkinci ve izâ halaltum festadu burada ber seydinin tahriminin illeti ihram olduğuna ne ediyor? Tesrih ediyor. Bu iki ayet kelime olmasa bile hüküm sabit değil. Çünkü önce ve izâ halaltum festadu bu olmasa da karadaki av hayvanların avı ihram süresince haramdır. İhram bitince halaldır. İllet bitiyor. İkinci ayet ikinci ayet ne yapıyor? Bu illeti ne ediyor? Tesrih ediyor. Diyor illet budur, bu bitince artık serbestsiniz. Yoksa bu ikinci ayet olmasa değil, tahrim devam ederdi her ikisinde, öyle değildir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Demek misaluhu kavlu ta'ala ya eyyühellezine amenu izanu deli salatmi yevmil cumati fes'ule zikrillahi ve derül bey'i. Cuma suresinin 9. ayetidir. فَتَحْرِمُ الْبَيْعِ مُغَيَّنْ بِقَضَاءِ الْجُمَاتِ فَلَا يُقَالُ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَاِذَا قُدِيَتِ السَّلَاتِ فَانْتَشِرْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ نَاسِخُنِ الْاَوَلِ بَلْ هُوَ مُبَيِّنٌ لِغَايَةِ التَّحْرِيمِ.
Yoksa bu olsa olmazsa da önceki hüküm bitmiştir. Önceki hüküm kalmamıştır. Bu gelmiş onu nesk ediyor değil. Bu sadece gelmiş tahrimin gayeti kadar o salat olduğunu ortaya koyuyor. Ve keza kavluhu teala ve hurrime aleykum seydül berri ma dumtum hurmen la yuqalu innehum mensuhun bi kavlihi teala ve izâ halaltum fesadu lianne tahrimen li ecli li ihrami ve kad zâle. Peki ve kavluna ma'a terâhihi. Hani ikinci hitap, birinci hitabdan ne olur? Müteahhir olur. Faslun rabiyon. Bir tarifte 10 tane fasıl da olabilir. Cins bir olur. Fasılların belli bir sayısı, bir hasri yoktur. Faslun rabiyon yahruc bi makanı muttasının bil hitabi. Hemen hitaba muttasıl olan bir şeyle o hüküm değişirse, kaldırılırsa buna nesih denilmez. O muttasıl da min sifetin diyelim. Mevsuftan sonra bir sıfat gelirse buna nesih denilmez. Ev şartin, ev istisnan bir şart veya istisna gelirse. Bunlar nesih değiller. Ya nedirler? Fe inne zâlike taksisun kemâ takaddeme ve leyse neshen. Yani sıfat, şart, istisna bir önceki am hükmü taksis ediyor. Yoksa nesih ediyor denilmez. Önceki hükmü nasihidir denilmez. Enva'un neshi neshin envaları. Anlıyorsunuz değil mi? Ve yecuzu neshu resmi ve bekaul hükmi. Yani resim, ayet baki kalıyor. Sadece hükmü ne oluyor? Nesih ediliyor. E yecuzu neshu resmil ayeti fil mushafi ve tilavetiha. Ayetin resmi nesih, mushafta nesih ediliyor. Ayetin tilaveti nesih ediliyor. Ala ennehu Kur'an, yani Kur'an olduğuna dair nesih ediliyor. Eyye cüzun nesu resmil ayeti fil mushafin ve tilavetiha ala ennehu Kur'an. Oldu mu olmadı? Evet. Ma'a beka'i hükmiha. O ayetin hükmü baki kalmayla birlikte. Ayet, mushafta ayetin resmi yani tilaveti, Kur'an olduğuna dair tilaveti nesk ediliyor ama hükmü bakidir. Ve teklifi bihi, o hükümle teklif bakidir. Yani mehabbekai teklifi bihi. Nahu ayeti recmi, iyi dikkat edin. Recm ayeti nedir? Vehye eşşeyhu ve şeyhetu izâ zenaya fercumuhuma elbeteten. Bu önce ayeti Kur'an'da vardı. Şeyh şeyhetten murat evlenmiş erkek, evlenmiş kadın. İza zenaya, zine yaptıkları zaman fercumuhma elbetteten. Bunları ne yapın? Bunları recim yapın. Bunlar burada gerçek manası anlaşılmıyor mu? Yaşlı kadın, yaşlı erkek. Yok, yaşlı şart değil. Yani evlenmemişse, yaşlı da olsa recim değil. O evlenmişler ise genç olsalar da racimdir. Şimdi Kale Ömer radıyallahu anhu İyyâkum en tehlikû. Sakın sakın, yani İyyâkum min en tehlikû. Helak olmaktan uzak durun. Neyle helak olmaktan? An ayeti racmi. Racim ayetinden. Buradaki an ayeti racmi an sebiyet manasındadır. Yani bir sebebi ayeti racmi. Sakın sakın, dikkatli olun. Recm ayeti sebebiyle helak olmayasın. Nedir o ayet ve zekereha? O ayeti de zikretti. Ne dedi? Eşşeyhu ve şeyhetu izâ zenaya fercumuhuma elbette. Ravahu malikun fil muvatta. Bir sebebi ibare daha var. Ha, sümme kâle Hazreti Ömer ayeti okudu ve sonra da şöyle dedi. Fe inna kad kare'nâha. Biz olmuştuk, bu ayeti okuyorduk. Yani bu ayet Kur'an'da vardı eskiden. Biz bunu okuyorduk. Hazreti Ömer'in bu rivayeti, bu eseri Ravahu Malikun fil Muvatta. İmam Malik Muvatta kitabında bunu ne etmiş? Rivayet etmiş. Kale Malikun, bakın Malik demiş eşşeyhu ve şeyhetu esseyyibu ve seyyibetu. Bu şekil ne etmiş? Demin söylediğimiz gibi tefsir etmiş. Ve revaha
bu ayeti rivayet etmiş Gayru Malik'in, İmam Malik'in gayrisi bir lefsi. Eşşeyhu ve şeyhetu izâ zeneya fercumuhuma elbetteten. Ha, buraya kadar aynı. Nekalen minallahi vallahu azizun hakima. İmam Malik'in gayrisinin rivayetinde vallahu azizun hakimin ziyadesi var. Ve aslul hadisi muttefakun aleyhi. Hadisin asli Müslim Bukhari'de vardır. Muttefakun aleyhidir. Ama min gayri zikrihi lefzaha. Ve aslul hadisi muttefakun aleyhi. Min gayri zikrihi lefzaha. Hi yanlış, çünkü hi var mı? Zikri hi var. Min gayri zikri lefzi hima. Sinki nasıldır? Min gayri zikri hi lafzaha. Benimki de öyle de sanki öyle iyi olmuyor. O zikri muttefakun aleyhde kulu vahde götürsek, lafda hada rivayete götürsek. Min gayri zikri lefsihima. Bak sözleri burada hida yok, lefsihima. Min gayri zikri lefsihima. Yani Müslüm, asıl hadis Müslüm Bukhari'de muttefak aleyhidir. Yani hadisin aslı içinde var. Ama min gayri zikri lefsihima. Müslüm Bukhari'nin lafızlarının zikri değil. Yani lafızları farklı ama hadisin aslı ikisinde de nedir? Vardır. O zaman bu hadis muttefakun aleyhi bi itibari asıl. Asıl itibariyle muttefakun aleyhidir. Asıl derken mananın aslı mı yoksa? Yok, hadisin kendisi. Yani hadis var. Yani bu manayı ifade eden hadis ikisinde var. Ama lafızları nedir? Farklı. Min gayri zikri lefsihima. وَالْمُرَادُ بِسَيِّبِي. Hani Malik, şeyh, şeyheti, seyyib, seyyibetle ne etti? Tefsir etti. Peki seyyib, seyyibet nedir? وَالْمُرَادُ بِسَيِّبِي الْمُحْسَنُ. Muhsen yani sahih bir nikahla evlenmiş kişi. Kendisini korumaya almış yani. Bilmem ona sonra. Ona muhsen denilen. Muhsen yani ihsan edilmiş ki ennehu evlenmiş. O nikahla artık zinadan korunmuş. Ve dıdduhu el bikru. Dıddı nedir? Bikir. Bikirdir. Tabi bu seyyibdir. Seyyibet de bu sefer kadınlar içindir. Ve yecuzu neshul hukmi ve beka'ur resmi. Bu da caizdir. Bu da neshin bir çeşididir. Hüküm nesh ediliyor ama ayet duruyor Kur'an'da. Ayet üzerine Kur'an'ın ahkamları, Kur'an'ın ayetin ahkamları tatbik edilir. Ama hükmü nedir?
hükmü nesh edilmiş. Ve yecuzu neshul hükmü ve bekaur resmin nahu kavlihi ta'ala vellezine yutevaffavne minkum ve yezzerune ezvacen vasiyyeten li ezvacihim meta'an ilel havli gayre ihracin. Şimdi bu ayet nedir? Ne diyor? وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden vefat edecek olanlar. Yani ne demek? Sizden artık ölüm belirtileri zahar olmuş olanlar. Bir de وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا Kendilerinden sonra eşleri bırakıyorlar. Yani neyi var? Hanımları var. Bir veya iki veya üç veya dört neyse. Ne yapsınlar bunlar? Vasiyeten yani yusune vasiyeten mahzur bir yusune ya ne olur? Meful bi olur. Bunlar bir vasiyetle vasiyet olur mutlak mı olur? He? Meful bi olur. Meful bi olur. Yusune vasiyeten isaen olsun meful mutlak. Bunlar vasiyet etsinler kimler için? Li ezvacihim eşleri için. Ne yönüyle? Meta'an meta yönüyle. Meta nedir? Meta elbisedir, yiyecektir, barınaktır. Yani bir meta olarak vasiyet etsinler. Ne kadar? İlel havli bir seneye kadar. Gayre ihracin evden çıkarılmamak kaydıyla. Şimdi bu ayet ne diyor? Tabii ayetin fazla tefsirine girmiyoruz. Bu ayet diyor sizden biri vefat edeceği sırada eşleri varsa neysin? Eşleri için vasiyet etsin. Meta'yı vasiyet etsin. Bir sene kadar, bir seneliğine. Yani desin bir sene kadar benim malımdan bu eşlerime yedirin, içirin, gedirin, evinden çıkarmayın, benim evimde otursunlar. Bir sene sonra serbest bırakın. Bu ayetin delalet ettiği mana nedir? Bir adam ölürse hanımlarına, eşlerine bir sene bakılır. O adam malıyla mı? Malıyla tabii. Sonra bu nusihet bil ayeti leti kablaha. Bu ayet kendisinin önceki ayetle nesih edildi. Zikren. Zikren öncedir. Yoksa nüzulen sonradır. O da nedir? Ani kavlehu ta'ala yeterabbesne beklesinler bi enfusihinne enfuslarıyla beklesinler. Yani ne demek? Evlenmesinler. Erba'ate eşhurin ve aşram. 4 ay 10 gün nefisleriyle beklesinler. Ne demek? Demek 4 ay 10 gün evlenmeyecekler. 4 ay 10 günden sonra evlenebilirler. Öyleyse meta nefaka kadınların kocaları ölmüş kadınların iddesi 4 ay 10 gündür. Bir sene değil. Birinci ayet iddenin bir sene olduğuna bir sene kadınlara bakılması gerekli olduğuna delalet ediyor. İkinci ayet hayır. İddeleri 4 ay 10 gündür. 4 ay 10 gün kadınlara bakılır. 4 ay 10 günün sonra artık bu kadınlar evlenebiliyorlar. İddeleri bitmiş oluyor. Şimdi vellezine yutevaffavne yutevaffavne yutevaffeyyune yutekesseru babındadır. Minkum ve yedderune ezvacen vasiyyeten li ezvacihim metan ilel havli gayre ihracin. Bakara 240. ayet. Nusret bil ayeti leti kablaha ani kavlehu ta'ala yeterabbesne bi enfusihinne erba'ate eşhurin ve aşra. Bu da nedir? 234. ayet. 234. ayet. Bu ayet daha öncedir. Niye zikrenle sonradan gelinmiş? Mana itibariyle tabi Kur'an'ın tertibi tevkifidir. Mana itibariyle, münasebet itibariyle, olayların münasebetiyle Allah'ın Resulü bunu falan ayetten önce falan ayetten sonra koyun demesi suretiyle Kur'an'ın tertibi tevkifidir. İtikaş ruhu kesir onlar. Dur. İtikaş hüküm neshul resmi ve bekaul hükmü bir. Neshul hükmü ve bekaul resmi iki. Ve huve kesirun. Bu ikinci kısım nedir? Çoktur. Yani maneleri nasıl olup kendileri Kur'an olma ayetler bu çeşit nasıl nedir? Kur'an'ın neslinin arasında en çok olan budur. Şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Burada duralım.
Yalnız dünkü ders ve kavluna bir hitabin ahir faslun salisun yahrucu bir raful hukmi bil cununi vel mevti. Belki onu da okumamış olabiliriz. Kayıt bitmişti değil mi dünkü evet. derste? Yani bir adam deli olursa ne olur? Hüküm ondan kalkar. Ölürse ondan hüküm ne olur? Teklif hükmü kalkar. Bu nesih değil. Niye? Çünkü bu bir hitabe ahir ile kaldırılmıyor. Ya neyle kaldırılıyor? Deli olmayla veya hota ölmeyle kaldırılıyor. Bu nesih değildir. Burada duralım. Yarın da buradan devam ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyatun hasbi bi annaki mantiki.